Her ne kadar sadece doları altını konuşuyor gibi görünsek de aslına bakarsanız genel itibarıyla makroekonomik verileri sizler için değerlendirmeye çalışıyorum. Özellikle son bir yıl içerisinde Türkiye ekonomisindeki kırılmaları sizlere işaret etmeye çalışıyorum. Ve pandemi sonrasında da dünya ekonomisinin çok ciddi bir krize doğru ilerleyebileceğini söylediğimi biliyorsunuz zaten. Ve buna bağlı olarak da hem dolarda hem de altında çok ciddi, çok sert yükselişler olabilir. Eğer ki dolar kademeli bir şekilde yükselirse şanslıyız diyordum. Ama görünen o ki kademeli yükseliş meselesinin yavaş yavaş sonuna geldik. Dolarda özellikle devalüasyonist bir etkiyle karşı karşıya kalabiliriz her an. Evet, her an. Üstelik 2018 Ağustos ayından çok daha sert bir şekilde dolar yükselebilir. 14-15 seviyelerine kadar durdurulamayabilir arkadaşlar. 14-15 seviyesinden de ancak çok radikal faiz kararlarıyla bir şekilde IMF ile anlaşma yoluna giderek vesaire durdurulabilir. Eğer ki bunlar da gerçekleşmezse görünen o ki dolardaki tırmanış aynı hızıyla ufak ufak geri çekilmelerle devam edecektir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu videoda bunun nedenlerini sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünün en önemli verisi Merkez Bankası'ndan geldi. Ne diyorduk sizlere? Cari açık katlanarak artacak. Dış ticaret açığı katlanarak artacak. Bakmayın siz şu anda dış ticaret fazlası verdiğimize. Çok yakın bir zaman içerisinde biz cari açıkta dramatik yükselişler göreceğiz diye ısrarla söylüyordum sizlere. Veriler asla yalan söylemez. Gelişmeler asla yalan söylemez. Rakamlar asla yalan söylemez. Geçen ay dış ticaret verileri açıklandığında zaten bu cari açığın geleceği o kadar netti ki ve bu cari açık görünen o ki katlanarak bile değil geometrik olarak büyüyerek artacak arkadaşlar. Ve bu dolar üzerindeki baskının her geçen gün biraz daha artmasını beraberinde getirecek. Dünyadaki risklerin artmasıyla birlikte onstaki sert yükselişler ve sonrasında da gram altında da yine çok sert yükselişleri hep birlikte göreceğiz. Bu kaçınılmaz bir şey arkadaşlar. Nedenlerini sizlerle paylaşacağım. Dış ticaret açığıyla ilgili, cari açıkla ilgili verileri bugün Merkez Bankası paylaştı. Merkez Bankası verilerinden yola çıkarak ne anlama geldiklerini sizler için anlatacağım. Dolar yükselecek mi, yükselmeyecek mi? Ondan sonra siz kendiniz karar verin. Onun öncesinde bir iki önemli haber var. Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Bunun dünya piyasalarına, Türkiye piyasalarına yansımaları ne olur? Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Daha sonra bu cari açık meselesini konuşacağız. Sonrasında da tabii ki rakamlar üzerindeki etkileri ne olur? Bunu sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Amerika borsalarında şu anda batık şirketlerin hisseleri inanılmaz prim yapıyor arkadaşlar. 100 binin üzerinde yatırımcı batık şirket hisselerinden alım gerçekleştiriyor. Hertz biliyorsunuz dünyanın en önemli, en büyük kiralama şirketlerinden birisiydi ve iflasını açıkladı. Şu anda Hertz'in hisselerine inanılmaz bir talep geliyor. Nereden çıkıyor bu talep? Batmış bir firmaya niye talep olur? Çünkü diyorlar ki aynı 2008 krizinde olduğu gibi nasıl olsa bizim devlet General Motors'u kurtardığı gibi Hertz gibi firmaları da kurtarır ve bu sayede hisse senetleri tekrar yükselişe geçer. Biz şu anda pozisyon almaya başlayalım. Ama gözden kaçırdıkları bir nokta var arkadaşlar. Amerika bu kez görünen o ki batık şirketleri kurtarmayacak. Çünkü o dönemdeki krizin sebebi o batık şirketlerdi, batık bankalardı ya da dünyanın en önemli otomotiv şirketleriydi. Bankaların batması o büyük şirketleri de ters köşe yapmıştı. Bir anlamda Amerika'nın sembolü olan bu şirketlerin kurtarılması için kasayı açtı ve bunun sonrasında da o şirketleri kurtardı. Ama Hertz gibi firmaları kurtaracağı konusunda çok ciddi şüphelerim var ve bu şüphelerde aslında daha önce size söylediğim borsalar balon tezimi çok net bir şekilde güçlendiriyor arkadaşlar. Batık şirketlere bile korkunç bir talep var. Sadece geçmişte nasıl olsa Amerika kurtardı. Bugün de kurtarır beklentisiyle. Ama Amerika'da yok kardeşim biz bunları kurtarma niyetinde değiliz gibi bir açıklama gelirse ki mevcut yönetimin hem Fed yönetiminin hem de hükümetin böyle bir açıklama yapma ihtimali çok yüksek. Böyle bir durumda borsa tepe taklak olacaktır. Bunu da unutmayın. Aynı dün size Suudi Varlık Fonu'yla ilgili verdiğim haber gibi bir haber bu da. Borsaların yükselmesi
tamamen balon ve balon nedenlerle oluşuyor. Bunun sonrasında da arkadaşlar yarın öbür gün çok ciddi satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir Amerikan borsası ve tabii ki Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yansıması çok ama çok ağır olur. Bunu da unutmayın. İngiltere Havayolu şirketleri hükümeti dava ettiler. Sebebini söyleyeyim sizlere. Diyor ki İngiltere hükümeti, tamam kardeşim siz turist alabilirsiniz, turist taşıyabilirsiniz ama getirdiğiniz her turist benim ülkeme girdiği an itibariyle 2 hafta boyunca kendisini karantinaya alacak. Kontrol altında duracak. Böyle bir durumda havayolu şirketleri diyor ki ya kardeşim siz turistlere bunu söylerseniz bu turistlerin hiçbiri İngiltere'ye gelmez. Doğal olarak da biz bu adamları taşıyamayacağımız için batma noktasına geliriz diye İngiltere hükümetine dava açıyorlar. Büyük ihtimalle bu davayı da kaybedecekler arkadaşlar. IMF küresel ekonomi beklentilerden çok daha ağır olacak, çok ciddi yaralar açacak, uzun yıllar boyunca da bu yaraların giderilmesi çok zor olacak açıklamasını yapıyor. Buna neden olarak da toparlanmanın beklendiği kadar güçlü olmadığını gösteriyor. Zaten beklenti kötüydü, daha da kötü olduğunu ifade ediyor IMF. Eğer ki tablo böyleyse, ki tablonun böyle olduğunu azıcık inceleyen her ekonomist çok net bir şekilde görüyor. Bu şu demek arkadaşlar, ekonomik kırılganlıklar devam edecek, biz daha ekonomik krizin başındayız, hatta ekonomik krize girmiş bile değiliz dünya çapında. Bu ekonomik krize girdiğimizde ortalık yıkılacak ve yıkıldığı zaman da toparlanması çok zor olacak. Pandeminin etkisi bir taraftan, bir taraftan da ekonomik durgunluk etkileri tam bir kaos süreci başlatacak. Zaten yatırımcıların birçoğunun dolara, altına yönelmesinin sebebi de bu arkadaşlar. Peki bunu destekleyen iki haber daha vereyim sizlere. Ondan sonra şu dış ticaret meselesine geçelim. Almanya 130 milyar euroluk teşvik paketine çalışıyor. Sebebine çok ciddi sıkıntılar var. Hem reel sektörün canlandırılması gerekiyor, hem ailelere, çocuklara yardım yapılması gerekiyor, hem de düşen ihracat ve dış ticaretin bir şekilde kompanse edilmesi gerekiyor. Almanya bu nedenle 130 milyar euroluk bir paketle ilgili çalışmaların sonuna gelmiş durumda. Çok yakın bir zamanda da muhtemelen açıklanacak. Son haber çok kritik arkadaşlar. Hem dolar, hem altın, hem dünya ekonomisi üzerinde büyük kırılmanın habercisi aslına bakarsanız. Evet, büyük kırılmanın habercisi. Hani biz her şey oldu, bitti, pandemi bitti, normalleştik, dünya eskisi gibi olacak havasına girdik ya, bütün dünya olarak, sadece Türkiye değil, bütün dünya bu kafada şu anda. Ama tablo hiç de öyle görünmüyor. Büyük ihtimalle Eylül ayı itibariyle ikinci dalganın gelmesi çok muhtemel olmaya başladı ve bu da ekonomiler üzerinde çok ciddi sıkıntılar yaşatacak gibi görünüyor. Nereden çıkartıyoruz bunu? Ekonomiler açılırken Latin Amerika, Güney Asya ülkelerinde pandemi tepe yapmış durumda. Bu da bize şunu gösteriyor. Pandemi kuzey küreden güney küreye geçti ve büyük ihtimalle Eylül ayı itibariyle de güney küreden tekrar kuzey küreye geçecek. İkinci dalga gelirse çok daha yıkıcı olabilir kaygıları var. Böyle bir durumda ekonomi durma noktasına gelir, sosyal yaşam durma noktasına gelir ve kırılganlıklar çok daha büyük olur. Umarım öyle olmaz, umarım ikinci dalga gelmez ama gelme ihtimali gördüğümüz o ki her geçen gün biraz daha artıyor. Ve gelelim şimdi şu dış ticaret ve cari açık meselesine. Neden doları etkileyecek? Neden dolarda bir devalüasyon etkisi yaratacak? Neden dolar 14-15'li seviyelere gidebilir? Neden 2018 Ağustos ayından da daha tehlikeli bir sürece doğru ilerliyoruz? Bunların hepsini aslında bu veri bize net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Biraz ondan bahsedeceğim sizlere. Hemen veriyi madde madde okuyalım ve her maddeyi de elimden geldiğince sizlere yorumlamaya çalışacağım. Türkiye'nin hangi pozisyonda olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor çünkü. Merkez Bankası'nın Nisan 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre Nisan 2019'da, yani bir önceki yılda 469 milyon dolar açık veren cari işlemler bu yıl aynı ayda 5 milyar 262 milyon dolar açık veriyor. Neredeyse 5 milyar dolarlık bir artış var geçen seneye göre. Yani Nisan ayına bakıyorsunuz 2019'un 400 milyon, bu yılın Nisan ayına bakıyorsunuz 5 milyar 262 milyon. Arada korkunç bir makas var. Sadece
aylık açıktan bahsediyoruz bu arada arkadaşlar. Bu yıllık açık değil. Yıllık açık daha dramatik. Rakamsal olarak daha düşük gibi görünüyor ama çok daha dramatik arkadaşlar. Nedenlerini anlatacağım size. Beklenti cari açığın 4 milyar 400 milyon olmasıydı ama sapma neredeyse 1 milyar dolar. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler 3 milyar 291 milyon dolar açık veriyor. Geçen ay cari fazla veriyorduk yıllık bazda. Bu ay bir anda 3,5 milyar milyara yaklaşmış durumda cari açık. Geçen yıl Nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesi bu yıl aynı ayda 240 milyon dolar açık vermiş durumda. Neredeyse 2,5 milyar dolarlık sadece hizmet sektöründe kaynaklı bir açık var. Nedir hizmet sektörü? Biraz bunu konuşalım mı? Turizm sektörü, havacılık sektörü, ulaşım sektörü, bütün bu sektörlerden kaynaklı açık 2,5 milyar dolara yaklaşmış durumda. Ve görünen o ki önümüzdeki aylarda bu açık katlanarak artmaya devam edecek. Geçen yıl Nisan ayında 3 milyar 250 milyon dolar fazla veren altın ve enerji haricindeki cari işlemler hesabında bu yılın aynı döneminde 3 milyar 315 milyon dolar açık oluşmuş durumda. Enerjiyi çıkartıyoruz, çok önemli bir kalem. Altını çıkartıyoruz, çok önemli bir kalem. Bu iki önemli kalemi çıkarttıktan sonra bu yıl 3 milyar 315 milyon dolar açık oluştu. Geçen yıl 3 milyar 250 milyon dolar fazla verilmiş. Bakın buradaki kritik nokta şu. Aslına bakarsanız ikisini toplayacaksınız. 3,5 milyar geçen yıl fazla, 3,5 milyar bu sene açık. İkisinin toplamı 7 milyar doların üzeri. Geçen yıl Nisan ayında 433 milyon dolar giriş kaydeden doğrudan yatırımlar. Nedir doğrudan yatırımlar? Adam gelmiş burada fabrika açmış, dükkan açmış, gelip buraya yatırım yapmış. Bunlara doğrudan yatırım diyoruz arkadaşlar. 433 milyon dolar getirmişler. Çok büyük bir para değil. Hatta çok zayıf bir para ama bu sene o parada gelmediği gibi 133 milyon dolarlık da bir çıkış yaşanıyor. Aynı dönemde portföye bakıyoruz. Nedir portföy? Hisse senedi ve DIPS gibi yatırımlar. Yani devlet iç borçlanma senetleri. Burada da yine çok önemli bir çıkış var. 2 milyar 365 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşmiş. Bunun alt kalemlerine baktığımızda yani hisse senedi ve DIPS olarak ayırdığımızda hisse senetlerinden 847 milyon dolar çıkış yaşanmış. DIPS'tense yani devlet iç borçlanma senetlerindense 1 milyar 130 milyon dolarlık bir çıkış yaşanmış. Gördüğünüz gibi hani sizlere söylüyordum ya herkes koşa koşa kaçıyor Türkiye'den. Türkiye borç bulamadığı gibi elindekileri de kaybetmeye devam ediyor diyordum ya. Aynen o tablo. Bu arada yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 262 milyon dolar artıyor. Yani yurt içindeki bankalarda buradaki paralarını yurt dışı muhabirlerine gönderiyorlar. Oradan da ciddi bir kaçış gözleniyor. Aslında son madde son noktayı da koyuyor. Ne diyor bu madde? Resmi rezervler 8 milyar 605 milyon dolar net düşüş kaydetti. 8,5 milyardan fazla bir çıkıştan, kaçıştan bahsediyoruz. Ve geçen ay hafif de olsa fazla veren cari işlemler fazlası bu ay korkunç bir açıkla karşımıza çıkıyor. Rakam aylık bazda 5 milyar 262 milyon, yıllık bazda ise 3 milyar 315 milyon dolar. Demek ki arkadaşlar burada boşuna konuşmuyormuşuz. Demek ki dolar yükselecek, altın yükselecek, Merkez Bankası rezervleri hızla tükeniyor. Bu çok ciddi bir tehlike diye boşuna konuşmuyormuşuz. Yatırımlar hızla kaçıyor diye boşuna konuşmuyormuşuz. Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye gelmiyor diye boşuna konuşmuyormuşuz. Dolarda çok ciddi bir devalüasyonist etki var diye boşuna konuşmuyormuşuz arkadaşlar. İşin kötü tarafı bütün bu tabloya rağmen Merkez Bankası kamu bankaları üzerinden sadece kamuoyunda iyi bir algı yaratabilmek adına dövizi baskılamaya devam ediyor ve bunun için de yine 50 milyar dolardan fazla para harcıyor arkadaşlar. Bir taraftan ihracat yok, bir taraftan ithalat artıyor, bir taraftan cari işlemler dengesi tamamen bozulmuş durumda, bir taraftan bütçe patlamış durumda. Öbür taraftan dış borçla ilgili sıkıntılar her geçen gün artıyor. 170 milyar dolarlık kısa
vadeli borcumuz var ve bunun ödenmesi gerekiyor. Öbür taraftan günü kurtarmak adına kısa vadeli dolar üzerindeki baskı devam ettiriliyor. Nereye kadar? Eldeki son kurşun bitene kadar arkadaşlar. Eldeki son kurşun bittiğinde de artık devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalacağımız kesin ve kaçınılmaz. Şimdi rakamlara bakalım. Borsa 109 bin. Gerçekçi mi? Bu tabloya baktığınızda Amerikan borsalarının bile aslında tamamen balon etkileriyle yükseltildiğini size çok net bir şekilde iki gündür anlatıyorum. Amerikan borsaları bile balon şeklinde yükseltilirken Türkiye'deki borsanın gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz? Bir. İkincisi, şu anda dolar 6.83, 6.82, 6.85 o aralarda gidip geliyor. Cari işlemler dengesi bu kadar bozulmuşken, Türkiye borç bulamazken, kendisini finanse edemezken, geriye gelmiş gibi görünen CDS puanı her geçen gün hızlı bir şekilde yukarıya tırmanırken acaba doları bu seviyelerde tutmak mümkün olacak mı? Hele ki doların hani diyoruz ya 6.95, 7.20, 7.68 gibi kademeli yükselişine mi tanık olacağız, yoksa çok sert yükselişlerle mi karşı karşıya kalacağız? Bir sabah uyandığımızda bir anda 13-14 hatta 15 lira olan bir dolar kuruyla karşı karşıya kalır mıyız ve buna şaşırmalı mıyız? Yine Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz, ciddi sıkıntılarda. Her geçen gün daralma devam ediyor. Ekonomisini en zor toparlayabilecek bölgelerden birisi Avrupa ve buna rağmen parite 1.13 seviyesinde. 1.08'e gitmemesi için bir tane neden gösterebilir misiniz? Ve tabii ki altın. Dünyadaki riskler her geçen gün artarken, hem ikinci dalga riski hem siyasi riskler, Amerika'nın sürekli olarak ortamı germesi, seçim kazanabilmek adına her türlü propagandayı yapabilmek adına dünya ekonomisini hiçe saydığı bu süreç içerisinde altının yerinde sayması mümkün mü? Bakın, altın şu sıralarda 1740 doların üzerinde. Görünen o ki 1760 seviyesi bu kez zorlanacak ve kırılacak. 1760 kırıldığında 1800'ün üzerinde bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. 1800 ise bütün algıları değiştirecek ve artık altın onsunda rekor denemeleri başlayacak arkadaşlar. Size şimdi soruyorum. Bu koşullar içerisinde 350 liraya gidecek, 340 liraya gidecek bir gram altın mümkün müdür? Değildir tabii ki. 380'li seviyeler bile taban olacak. Bir daha büyük ihtimalle biz 400'lerin altını görmeyeceğiz gram altında. Sevgili dostlarım, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı ulaşabilelim. Aynı zamanda eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz ve destek verebilirsiniz. Diğer taraftan beni Instagram'dan izlemeyi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.